Şimdi bileşik orantı sorusu. Şimdi orantımızın içerisinde geçen ifadeler arasındaki orantı türlerini tespit edeceğiz. Burada bahsi geçen 24 dönüm tarladan bahsediyor. Şöyle dönüm diyelim. Sonrasında traktör adedinden bahsediyor. Traktör. Sonra günlük çalışma süresi. Saat diyelim ona. Sonra da toplam çalışma süresi gün. Şöyle yazalım. Şimdi diğerlerini görmezden gelip birinci ve ikinci arasındaki orantı türünü tespit edeceğiz. Şöyle karalıyorum. Dönüm ve traktör arasındaki. Şimdi buradaki sayılardan bağımsız olarak düşüneceğiz. Bizim diyelim ki 10 dönüm tarlamız olsun. 2 traktörle sürebiliyoruz. 10 dönüm tarlayı 2 traktörle. Eğer bizim tarlamız 20 dönüm olsaydı artık 4 tane traktöre ihtiyacımız olacak. Tarla büyüdüğü için, dönüm sayısı arttığı için traktör sayısı da artmalı. Doğru orantılı. Bu ikisi arasında doğru orantı var. Şunları siliyorum. Şimdi bunu kaldırıyorum. İkinci ve üçüncü arasındakine bakacağız. Artık dönüme bakmıyoruz. Traktör ve saat arasında. Diyelim ki bizim traktör sayımız 4. 4 tane traktörümüz var. Günde 5 saat çalışıyoruz. 4 traktör 5 saat çalışıyor. Eğer bizim traktör sayımız 8 tane olsaydı artık 2,5 saat çalışmaları yetecekti. Daha çok traktörümüz var. Daha kısa süre çalışmaları yeterli. Ters orantı var. Biri artarken diğeri azalıyor. Ters orantı. Siliyorum şunları. Şunu açalım şimdi. İkinciyi de kapatıyorum, traktörü de. Şimdi saat ve güne bakacağız. Şimdi diyelim ki bir günde 8 saat çalışıyoruz. 8 saat çalışınca 10 günde bitiyor. Eğer biz 4 saat çalışsaydık bir günde, artık 10 günde bitiremezdik. Daha uzun sürerdi. 20 gün sürer. Bir günlük daha az çalışıyoruz artık. Ters orantı var. Biri azalırken diğeri artıyor. Bunların arasında da ters orantı var. Şunu siliyorum. Şimdi şunları da açalım. Şurayı da. Buna göre bir orantı denklemi oluşturursak, şimdi dönüm ve traktör bölüm biçiminde olmalı. Doğru orantılı çünkü. Dönüm bölü traktör. Sonra traktörle saat ters orantılı. Yani saati traktörün yanına yazacağız. Traktörün yanına saat gelmeli. Sonra saat ve gün de ters orantılı. Bunlar da yan yana gelmeli. Çarpılmalı. Gün. Şimdi iki ayrı durum var. Birinci durum ve ikinci durum. Bu iki ayrı durumdan ortaya çıkan sonuçlar birbirine eşit olmalı. Şu bağıntıya göre. Şimdi birinci durumda 24 dönüm. Dönümün yerine 24 yazıyorum. Traktör 4. 4 yazıyorum. Saat 8. 8 yazıyorum. Gün 6. 6 yazıyorum. Eşittir. İkinci durumda dönüm. Şimdi aynı nitelikteki 8 traktör 36 dönüm. 36. Bölü traktör 8 traktör diyor. 8. Günlük çalışma süresi günde 12 saat çalışarak. 12 kaç günde sürer diye sorulmuş. Biz ona x diyelim. Şuraya da x yazalım. Bu ikisi birbirine eşit olmalı. Sadeleştirebiliriz. Paydadakiler kendi arasında sadeleşir. Buradan 8'leri atalım. Sonra şunu yapabiliriz. 6'ya bölüyorum 1. 6'ya bölüyorum 4. Şu ikisini sadeleştirebiliriz. 12'ye böleriz 1, 12'ye böleriz 3. Şimdi tekrar sadeleştirebiliriz ama ben yazıyorum yeniden. Burası 4 bölü 4 oldu. Eşittir sağ taraf 3 bölü x oldu. Şunları sadeleştirirsek 4'te sadeleştirince 1 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 kere x, x 1 kere 3, 3. Bizim x'imiz 3 olacak. Demek ki 3 günde bitermiş.